Commandos ve Desperados strateji tür sevenlerinin hafızasında yıllarca güzel anılarla yer almış olsa da bu tür maalesef ki zaman içerisinde yitip gitti. Ama bir firma önce Shadow Tactics Blaze of Shogun ardından da Desperados 3 oyunuyla bu türe yeniden can verdi. Şimdi bu firma yani Mimimi Games karşımıza aynı türde yeni bir oyunla da çıktı. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayat ve bugün karşınıza hem Mimimi Games'in yeni duyurduğu Shadow Gambit The Cursed Crew oyunuyla alakalı konuşmak hem de bu türü nasıl yeniden canlandırdı, ayaklandırdı ve daha da ileriye taşıdı bunu konuşmak için çıktım. Peki bu videoda ne olacak? İlk önce kısaca bir Mimimi Games'in geçmişine ve hani nasıl yola çıktığına bakacağız. Kısaca tarihçesine değineceğiz. Ardından Shadow Tactics Blaze of Shogun ve Desperados 3 ile nasıl bir çıkış yakaladılar ve bir tür nasıl canlandırdılar bunu konuşacağız. En sonunda yeni duyurdukları Shadow Gambit The Cursed Crew oyunuyla alakalı olarak yeni paylaşılan bilgilere bakacağız ve bu oyuna bir göz atacağız. İlgili dakikaları açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz diyeyim mi? Lafı çok uzatmadan başlayalım. Kim bu Mimimi Games? Mimimi Games 2008'den beri arkadaş olan ve oyun geliştiren Dominic Abbe ve Johannes Roth'un 2011'de kurduğu bağımsız bir oyun stüdyosu. Bu ikili Mimimi Games'i kurmadan önce öğrenciyken Grounded isimli bir oyun geliştirip dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ama bu oyunun henüz bağımsız oyunların yeni yeni yükselişinin başladığı 2009 yılında bir öğrenci projesi olduğunu da unutmamanız lazım. O yıllar için etkileyici bir oyun olan Grounded ile katıldıkları bazı yarışmalarda ödüller de aldılar. Grounded'ın hemen ardından 2010 yılında Da Vinci isimli PC oyunları üzerinde çalışmaya başladılar. Da Vinci, oyundaki rüzgarı kontrol ederek oynadığımız bir oyundu. Yaptıkları prototip epey ilgi görse de aldıkları en büyük geri dönüş oyunu mouse ile oynatmak yerine yine o yıllarda yükselmeye başlayan mobil oyunları erip dokunmatik ekranda oynatarak daha başarılı olabilecekleri yönündeydi. Nitekim Mimimi ekibi de bu geri dönüşlere hak verdi ve oyunu mobil cihazlar için dönüştürmeye karar verdi. Bu aşamada bir de yatırımcıya ihtiyaç duydular ve Reality Twist ile yayıncılar olarak anlaştılar. Bu sayede ekiplerini büyütebildiler ve 13 Ocak 2011'de Mimimi Games resmi olarak Mimimi Productions ismiyle kurulmuş oldu. İsmi sonradan Mimimi Games'e dönüştü yani. İlk başta Mimimi Productions'tı. Bu arada arka arkaya Mimimi Games demek inanılmaz zor arkadaşlar. Sizi de tavsiye ediyorum, bir deneyin, tekerleme gibi. Şu anda acayip zorlanıyorum ama neyse. Aynı yıl Da Vinci de tam sürüm olarak mobil cihazlara çıktı ve App Store'da editörün seçimi olarak da beğeni topladı. Böylece Da Vinci Mimimi Games'in geliştirdiği tek mobil oyun olsa da stüdyonun kuruluşunda bir mihenk taşı olarak karşımıza çıktı. Tabii ekip bir sonraki projesiyle beraber yeniden PC platformuna dönüş yaptı çünkü en başından beri zaten PC'ye oyun geliştirmek istiyordu bu ekip. Daha sonraları PlayStation 4'te de çıkartacağı The Last Tinker City of Colors isimli 3 boyutlu aksiyon macera oyununu 2014 yılında çıkardı. Ben bu videoyu hazırlarken bir de %90 indirimle 4 liradan falan satıştaydı oyun Steam'de. Hani ben de merak edip aldım baktım falan da bir ekstradan da bir hani yalnızca üzerine konuşmayayım bir de oynayayım dedim. Bir başyapıt tabii ki değil. Yükselişin sonuçta bu oyunu ne yapmadılar ama hani kalbur üstü bir macera oyunuydu da. Eğer türle ilgiliyseniz bakmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki biliyorum ki hepimizin beğenisini toplayan ve Mimimi Games ile tanışmamıza vesile olan oyun 2016'da çıkan Shadow Tactics Blaze of the Shogun oyunu oldu. Gizlilik strateji türü Shadow Tactics ve Desperados 3 ile canlanıyor. Shadow Tactics 6 Aralık 2016'da çıksa da benim radarıma henüz yeni yetme bir YouTuber olduğum Nisan 2017'de girmiş. Şu videonun kalitesine şu tipe bakın Allah aşkına ya. Ben de benim videolara bir remake mi yapsam ya? Ne arka taraf ne kamera çok acayipler. Neyse. Commandos ve Desperados serisi gizlilik tabanlı strateji oyunların artık ticari açıdan başarılı olamadığı ve oyuncuların ilgisini kaybetmeye başladığı dönemde kendilerini FPS oyunu olarak yenilemeye çalışmıştı. 2006 yılında Commandos Strike Force ile Desperados 2 Cooper's Revenge oyunları çıktı ancak ikisi de kayaya tosladı. O yılları çok net hatırlıyorum. Henüz 16 yaşında ve sırf bu serilere olan sevgimden ötürü rahatsız gibi gittim, ikisini de oynadım. Ve aslında o kadar kötü de değildi ya bu oyunlar. Diyebilmeyi çok isterdim çünkü bu serileri çok seviyordum ama bu oyunların ikisi de bok gibiydi arkadaşlar. Call of Duty, Medal of Honor falan oynamış insanların Commando Strike Force'u sevmek gibi bir ihtimali yoktu yani. Ki Medal of Honor, Allied Assault falan baya yani 2006'dan 5 sene evvel çıkmış oyunlar bunlar. 2000'lerin başında oynuyorduk yani. Dolayısıyla çok sevdiğim iki oyun serisi böyle sona erince Shadow Tactics benim bünyemde ilaç etkisi yaratmıştı. Her bir farklı özelliklere sahip ekibimizle yüzlerce kişilik ordulara karşı gizli ve stratejik hamlelerle galip gelmeye çalışıyorduk. Yeri geldiğinde bir cerrah gibi ince çalışmamız gerekiyordu ve aleyhimize olan durumlardan bu şekilde sıyrılmaya çalışıyorduk. Bütün bunları feodal Japonya dönemine götürmüş olması hani tarihi açısından pek çoğumuzun da ilgilendiği bir hem coğrafya hem de tarih dönemi olarak da hani karşımıza çıkması büyük bir artı olmuştu. Bunların üstünde bir de Japonca seslendirmeler falan da güzel olunca otomatik olarak atmosfere girebiliyorduk. Oyun bize verdiği karakterlerin yetenekleri ve kullandıkları araçlar aracılığıyla oynamak istediğimiz şekilde oynamaya epey imkan da sağlıyordu. Ancak tüm bunlar sadece başlangıçta. Hop gelelim 2020'ye. 2020 yılının en tatlı sürprizi neydi diye soracak olursanız o zamanlar da söylemiştim, hala da söylerim. Desperados 3'tü arkadaşlar. Shadow Tactics'in ötürü Mimimi Games'in iyi bir oyun yapacağından şüphem yoktu ama türün bütün imkanlarını Vahşi Batı temasıyla birleştirip yine Vahşi Batı sinemasının anlatımıyla harmanlayıp iyice geliştirerek karşı
karşımıza çıkması oyunu sürpriz yapan şey oldu. Desperados 3'ün ismindeki 3'e çok aldanmayın bu arada. Desperados serisini reboot gibi yeniden başlatan bir oyun olmayı başardı. Hem karakterleriyle yeniden tanıştırıyordu hem de hikayeyi bir tekrardan hiç bilmeyenler için de toparlıyordu. Oynanış olarak daha büyük haritalar, daha farklı karakterler, daha çeşitli araçlar bir araya gelince içerik açısından da son derece çeşitli olan ve kendi oynayış tarzımıza göre oynamamızı olanaklı kılan bir tarz ile karşılaştık. Shadow Tactics'te iyi yapılan ne varsa üzerine eklenerek geliştirdi ve bunu öyle bir yaptı ki zaten beğendiğimiz Shadow Tactics gözümüze sıradan gözükür hale geldi. Gerçi Desperados 3 sonrasında yaptıkları Shadow Tactics Ico Choice diye bir standalone DLC vardı. Bu DLC'de aslında pek çok yeniliği de barındırıyordu içerisinde Desperados 3'te en azından denedikleri. Ama şimdi bu DLC'ye sadece ismini anmak ötesinde geçmeyeceğim, ana oyunlardan devam etmek istiyorum. Ve şimdi 2023 yılında işleri bir adım daha ileriye taşımak için Shadow Gambit The Cursed Crew ile karşımızda MiMiMi Games ekibi. Karayipler'de bir hayalet geminin korsanları. Shadow Gambit The Cursed Crew. Shadow Gambit'te işler bambaşka bir temaya bürünüyor ve artık doğaüstü güçlerle bezenmiş bir ekibi yönetiyoruz. Alternatif tarihte geçen oyunda hayalet gemimiz hem güçlerini kullandığımız bir ekip arkadaşı hem de yarı açık dünya diyebileceğimiz yeni dünyada yolculuk aracımız ve karargahımız. Evet, Shadow Gambit'le beraber bu turda görmediğimiz şekilde yarı açık denilebilecek bir dünya var ve oyun tecrübemiz de çizgisel değil, tercihimize bağlı sırada oynayabileceğimiz bir oyun olacak. Oyunun Karayip adalarında geçmesinin getirdiği bir avantaj olarak görevlerimiz buradaki adalar arasında dağınık biçimde yer alıyor. Bu adalarda birden farklı giriş ve çıkış noktaları bulunuyor ve görevimize ne açıdan yaklaşacağımızı kendimiz belirliyoruz. Bununla beraber bazı adalarda birden fazla görev bulunduğundan geri dönüp tekrar ziyaret edebiliyoruz. Ya da aynı adanın farklı bölgelerinde farklı hedeflere doğru ilerlememiz gerekebiliyor. Hatta oyunda sahip olacağımız 8 kişilik mürettebata en başta sahip değiliz. O adalardan farklı farklı yerlerden toplamamız gerekiyor. Bunları da hangi sırayla toplayacağımız da bize kalmış durumda. Ayrıca oyunda gece gündüz ayrımında bulunduğu için bunların artılarını ve eksilerini düşünerek de plan yapmamız gerekiyor. Ekip üyelerinden bahsetmişken hemen ekleyeyim, toplamda 8 kişilik bir mürettebatımız bulunacak demiştim. Ancak istisnai bazı bölümler hariç genelde görevleri bu mürettebat içinden 3 kişiyi seçerek yapıyoruz. Takımımızı kurarken tabii ki mürettebatın yeteneklerine veya işte görevimize göre seçmemiz gerekiyor. İyi bir sinerji kurmamız gerekiyor ya da belki de oyun tarzımıza en uygun olan karakterle devam etmemiz bize bir seçenek olarak da sunulmuş. En başta söylediğim üzere işin içine doğaüstü yetenekler de girmiş durumda ve açıkçası ben gerçekçilikten uzaklaşan strateji oyunlarına biraz mesafeli olsam da Shadow Gambit için pek çok yeni kapıyı açmış bu tasarım tercihi. Gizlilik strateji oyunlarında gerçekçi bir temada olmak bir noktadan sonra karakterinizin elindeki güçleri de inanılır şeyler olarak tutmanız gerektiriyor. Sınırları genişletseniz de bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Ancak Shadow Gambit'te doğaüstü temaya yönelilmesi sayesinde uçuk kaçık olduğu kadar kullanması keyifli ve yararlı araçlar da oyuncuya sunuluyor. Sırtındaki topa düşmanını ya da dostunu alıp bir başka düşmana ya da bölgeye fırlat, toprağın altına dalıp başka bir bölgeden yukarıya tekrardan çıkmak, düşmana uzun bir mesafeden deş atıp tek hamlede öldürmek ya da bazı düşmanları zamanda dondurmak gibi şeyler mümkün. Bu da oyuncuya hem güçlü hissettiriyor hem de deneyler yaparak eğlenmesine olanak sağlıyor. Ki zaten geliştiren ekip de hem sunduğu araçlar hem de oyunun dünyasının birazcık daha açık olmasıyla oyuncuyu hem yeni şeyler denemeye hem de yeni şeyler keşfetmeye yönlendirmeyi hedeflemiş. Bir de doğaüstü güçler söz konusu olduğunda bu tür oyunların içerisinde yer alan iki mekanik de oyuncu açısından daha anlamlı hale getirilmiş. Bunlardan bir tanesi bir adamımız öldüğünde onu belli bir süre içinde geri getirebiliyor olmanız. Eski oyunlarda bu durumdan kurtulmak için bir önceki save'e dönmeniz gerekiyordu doğal olarak ama bu ortadan bu şekilde kalkmış. Böylece denediğiniz strateji kısmen işlemezse geri dönmek yerine durumu kurtarmaya çalışabiliyorsunuz. Bazen bir adamınızı yem olarak kullanmak bile bir strateji olabilir. Diğer bir değişiklik de bu türün olmazsa olmazı olan quick save ve quick load özellikleri gemimizin zamanı geri sarma gücüne bağlanması olmuş. Sıkça save alıp işler ters gidince geri dönmek ve tekrar denemek bu oyunların bir parçası olsa da kimi oyunculara hileymiş gibi geldiğinden sıcak bakmayanlar olabiliyor. Bu sayede hem türe yeni gelenler için tasarımsal olarak alışması daha kolay hem de bunu hile gibi görenler için de işi daha mantıklı ve kabul edilebilir hale getirmiş. Küçük bir nüans olsa da önemli bir tasarım değişikliği bence bu. Bunun dışında turun takipçilerinin sevdiği oynanış genel hatlarıyla korunuyor. MiMiMi Games, Shadow Tactics ve ardından Desperados 3'e türü ileriye taşıdığı gibi Shadow Gambit ile daha da ileriye taşımayı da hedefliyor ve bana kalırsa bunu başarma potansiyeline de sahip. MiMiMi Games'in hem geçmişine hem de geleceğine böyle kısaca bir göz attık ve gizlilik strateji türünü nasıl yeniden canlandırıp daha da ileriye taşıdığını da ele almış olduk. Şimdi Desperados 3'ün başarısında belki hem seriyi daha önceden seven insanların nostalji hislerinden hem de yeni gelenler için Vahşi Batı temasından ötürü daha böyle bir ilgi çekici olmuş olması elbette ki başarısında etkili olmuştur. Böyle bir şeyden bahsedilebilir. Ama Shadow Gambit'le beraber Shadow Tactics'te olduğu gibi yeni bir IP'yi, yeni bir oyun serisini başlatıyor ve yine daha da ileriye de taşımaya çalışıyor MiMiMi Games. Bunu yaparken belki tema olarak riskli denebilecek şekilde hani doğaüstü güçleri işin içerisinde katmış durumda. Bazı oyuncuları itebilir bu. Ama öte yandan korsan dediğiniz zaman başka oyuncuları da çekebilir. Hani böyle artıları, eksileri bulunuyor. Nihayetinde sonucun ne olacağını çıktığı zaman daha net göreceğiz ama bana kalır
kullanılırsa başarılı olma potansiyelini de çok yüksek bir biçimde içinde taşıyor. Özetle böyle. Yarı gelmişken ben MiMiMi Games'e kişisel olarak da teşekkür etmek istiyorum. Çok sevdiğim bir türü tekrardan canlandırmış olmalarından ve hatta işte Desperado sırasını da canlandırarak bana inanılmaz bir tecrübe yaşatmış olmalarından ötürü. Umuyorum ki başarılarının devamı da gelir. Çünkü şöyle bir şey de var. Shadow Gambit'le beraber ilk kez kendi geliştirdikleri bir oyunu aynı zamanda yayınlayan, yani yayıncısı da olacaklar. Ve umuyorum ki ticari açıdan da başarılı olurlar. İşler istedikleri gibi gider. Biz de hani en azından birkaç senede bir bu türde bir oyun görürüz. Belki serilerin devamı olur. Belki yine temalarla olur. Fark etmez. Sadece kişisel olarak değil, bu türün oyuncuların nazarında bir kıymeti olduğunu düşünüyorum ben ve devamının da gelmesi gerektiğine de inanıyorum. Shadow Gambit'in çıkışını da heyecanla bekliyorum diye de ekleyeyim ve teşekkür ederim arkadaşlar bir kez daha bana katıldığınız için. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.